Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde 2,5 ay önce almış olduğumuz köpeklerimizin son halini sizlere göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu akbaş köpeğimiz kral dana gibi oldu. Aşağı yukarı 30 kilo civarında oldu. Daha 4,5 aylık kendisi. Leo gel gel gel. Bu da bizim Leo'muz. Leo'muzu da alalı 2 ay oldu olmadı neredeyse. Bu da 10 Ocak doğumlu. Yaklaşık olarak 8. aya girdik. 7 aylık olacak ayın 10'unda. Evet. 7 aylık setter köpeğimiz. Burada da 4,5 aylık akbaş köpeğimiz. Gördüğünüz gibi birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Burada da 10 yaşında olan eski av köpeğimiz. Demirbaşımız, av köpeğimiz setter gene. Rex gel. Gel. Gel oğlum. Seyircilerimiz seni de görsün. Gel. Gel. Gel babacığım. Gel. 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 Arkadaşlar Rex'imizin daha önce bahsetmiştim. Gözlerine katarak indi. Çok net göremiyor. Çok bulanık görüyor. Bakın şu ayağının şurasında da bir ur çıktı. Bunu aldıracaktım fakat daha sonra arkadaşlar şurasında da bir ur çıktı şimdi. Bilemiyorum ne yapacağımı. Bir karar vereceğiz artık. Bir ameliyat ettireceğiz ya da böyle devam edecek. Şimdi bugün arkadaşlar köpeklerimizi besleyeceğiz. Ondan sonra pire ve kene. Pire yok burada da kene var arkadaşlar bahçede. Kene yapışmaması için ilaçlarını aldık. Bu ilaçlarını süreceğiz hep birlikte. Biraz köpeklerimizle oyun oynayacağız. Ondan sonra köpeklerimizin son durumlarını sizlere göstereceğiz, aktaracağız. Ne durumdalar, nasıl bakıyoruz, köpeklerimizle ne yediriyoruz, nasıl ilgileniyoruz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Merak eden arkadaşlarımız var. Gördüğünüz gibi akbaş köpeğimiz, setter köpeğimiz zaten daha önceki bölümlerde mevcut. Nasıl almaya gittik, nasıl seçtik köpeklerimiz. Şimdi öncelikle köpeklerimiz arkadaşlar kavga etmesinler diye köpeklerimizi bağlayacağız. Şu anda çok iyi anlaşıyorlar. Şu anda bu şekilde anlaşmalarına bakıp da hani niye bağlıyorsunuz demeyin. Yemek yerken birbirlerini tanımıyorlar arkadaşlar. Evet. O yüzden birbirleriyle kavga etmemeleri için yemekten önce bağlayacağız. Yemeklerini yedikten sonra da köpeklerimizi çözeceğiz. Gel. Burada yeri hazır arkadaşlar. Şu şekilde fazla sıkı olmadan. Kral gel. Gel. Kralımızı da bu şekilde. Leo'muzu bağlamıyoruz. Çünkü Leo'muzu ayrı tabak koyuyoruz. Bu da akşam betonda yatmasınlar diye kulübeye girmiyorlar arkadaşlar. Bunu seviyorum ama taşıyorlar oraya doğru çekiyorlar. Akşamları burada. Yemekten önce bazı vitaminler veriyordum. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu kullanıyorum. Kenvit'in Condoro Maxi. Bu eklemleri kuvvetlendiriyor köpeklerde. Bunu daha önce Doberman'larım vardı. Doberman'ları aldığım yerin sahibi göndermişti bana. Kullandım, memnun kaldım. Kullanmaya da devam ediyorum yeni köpeklerimde. Tekrar internetten siparişini verdim. Şimdi şunu akbaşa veriyorum. Kilosu yüksek olduğu için tam olarak. Bunu da Leo'muza veriyorum, küçük köpeğimize. Rex'e gerek yok. Rex'e vermiyorum. Çünkü yaşlandı zaten. O yüzden kireçlenme vesaire yapmasın diye. Bu şimdi bunu yiyemiyor bizim şeyimiz. Gördüğünüz gibi bakın. Hayır. Atıyor ağzından. Attığı için ben bunu özel şekilde yutturuyorum. Kalk bakayım. Gel. Evet. Şu şekilde ağzını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Ağzını açıyorum. Ve ağzının içine tıkıyorum. Şuradan da boğazını ovuyorum.
tükürmesin diye. Evet, alıştı. Bu şekilde yutuyor, bakın. Yuttu. Akbaşıma böyle bir şeye böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bakın şimdi nasıl yutacak bunu bir seferde. Buranın alfası olacak bu. Bakın arkadaşlar, çiğnemeden yuttu. Ne yaptık? Eklem geliştiricilerimizi verdim köpeğimize. Her gün bir sefer veriyorum. Bakın arkadaşlar, daha sonra da somon yağı, bakın bu köpekler için satılıyor. Bu da internette 500 mg. Daha ufağı da var. 3 tane olduğu için köpeklerimiz omega 3 takviyesi, yani bu köpekler için omega 3 çok önemlidir araştırırsanız. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Burada ölçeği var, göz kararı. Ölçeğimize bu kadar yeterli. Yarıya az geçiyoruz. Ve bunu şırıngayla içinden tamamen alana kadar gördüğünüz gibi. Bunu da şimdi köpeklerimize içireceğiz. Bunun yarıdan azını Leo'muza, yarıdan fazlasını da yine Akbaşımıza içireceğiz. Bakın seviyorlar ama içirmek gerekiyor gene de. Evet. Taşı ziyan etmeyelim. Hemen gördüğü gibi ayağa kalkıyor. Kral çok seviyor bunu. Çok seviyor. Evet. Arkadaşlar, köpeklerime her gün bu tencerede kemik kaynatıyorum. Bakın, yani kasaptan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz artıkları. O şekilde yapıyorum ben. Artıkları alıyorum. Burada bakın, bu alt taraf köpeklerimizin. Ben bunları alıp poşetliyorum. Kemikleri. Kemik, et, karışık. Bu kasabın artıkları. Büyük olan kemikleri burada baltayla parçalıyorum. Bu şekilde hazır poşetlere koyuyorum. Dolaba 6-7 tane, 8 tane, 10 tane birden bu şekilde hazırlayıp 2 gün veriyorum. Bunun bir paketi 2 gün. Önemli olan bu içindeki kemiğin ve etin suyunu içmeleri her gün takviyeli bir şekilde. Çünkü hazır mamalarda arkadaşlar et diyorlar ama yani bir paket mamanın içinde bu kadar et zaten yok. Yani onu bir ay 15-20 gün veriyorsun. Biz bunu 2 günde veriyoruz takviye olarak. Bunu kaynatıyoruz ve ben bunu dün kaynattım. Dün yarısını verdim köpeklere. Bugün de geri kalan yarısını verip bunu kaynatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 2 günden fazla da durmuyor zaten. Çünkü bozuluyor. 2 günde vermeniz lazım. Vitamin amaçlı. Doymaları amaçlı değil. Protein ve kemik suyu kasların, kemiklerin gelişimi için önemli olduğu için bunu doyma amaçlı vermiyorum kendilerine. Leo'muza az, Akbaşımıza biraz fazla. Rex'i zamanında çok besledik. Hala besliyoruz ama buna şimdi yaramıyor fazla yemek. O yüzden az veriyorum her zaman arkadaşlar. Biraz da et verelim. Ha, bu su ona yeter. Zaten hazır mamasını vereceğiz biraz sonra. Kıkırdak. Bakın arkadaşlar, içinde kıkırdaklar var. Kıkırdağı çok seviyor. Kıkırdak aynı zamanda vücuttaki kıkırdak miktarını artırıyor köpeklerin. Kıkırdak önemli köpekler için. Tavuk kanatları, tavuk etleri. Bu kadar arkadaşlar, bu kadar basit. Yani bundan sonra da yedikten sonra hazır mamalarını vereceğim. Şimdi ben bunu bir çalkalıyorum buradan. Şimdi yarınki yemeğini pişirelim köpeğimizin hemen. Bugün bayramın 3. günü, pazar. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Bayramın
dördüncü günü ve bayramdan sonraki gün için bu yemeklerini pişireceğim şimdi. Hazırda bulunsun burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kemik, bakın bunun içi et fazlığı, kemik de çok. Kemik suyu, kıkırdak, ilik hepsi var. Bu levamız çok küçüktü arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Fakat kemik suyu ve bu şekilde besleyerek köpeğimiz kendini toparladı. Gördüğünüz gibi istenilen kıvama geldi. Arkadaşlar çok fazla beslemeniz de iyi değil köpeğimizi. Çünkü şimdi Leo'muz zayıf diye, kralımız da daha büyük bir köpek olsun diye ırkına binaen sürekli önlerine mama verdim önceki aylarda. Sürekli mamalarını eksik etmedim. Fazladan koydum. Canları sıkıldıkça gittiler aldılar yediler, gittiler aldılar yediler. Fakat kral yani akbaşım çok kilo aldı arkadaşlar. Ve köpeklerde çok kilo da iyi değil. Yağ yapar. Yağ yapması güzel bir şey değildir. Köpeğe ağırlık yapar. Köpeğe yorar. Artı fiziğini bozar köpeğin. Köpeğin şu şekilde gelmesi gerekirken baştan kuyruğa. Ağırlaştığı zaman, vücut kilo aldığı zaman bakın sırtı bu şekilde böyle yay gibi olur. Ve omurgası, görüntüsü bozulur köpeğin. O yüzden yemek kuru mama sayılarını, miktarını azalttım. Bu şekilde protein takviyeli yapıyorum. Kuru mamayı da açlık hissi uyandırmasın diye kendilerinde bir miktar veriyorum. Önlerinden alıyorum daha sonra. Bakın tencerenizi koydum. Bu arkadaşlar zor bir şey değil, dediğim gibi gördüğünüz gibi paketleyeceksiniz. Paketleme işi bunun biraz zahmetli sadece. Paketledikten sonra etimizi koyup tencereyi yarıya az geçecek şekilde taşmaması için suyu ilave edeceğiz büyük bir tenceremize. Kaynadıktan sonra, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatın. Bu şekilde 10 dakika, 15 dakika daha. Ve soğumaya bırakın. Ben köpeklerime bir de her gün mutlaka yumurta kaynatıyorum. Yumurtaları bitmiş. 3 günlük kaynatıyorum. Evet. Arkadaşlar. Bu yumurtayı öyle krala gene. Günde bir tane her birine veriyorum mutlaka. Bir yumurta yedirirseniz, hani bunları yapmayalım ya, uğraşacak vaktimiz yok vesaire derseniz mutlaka bir yumurta verin. Yumurtadan sonra ekstra kuru mamasını ya da yaş mamasını verirsiniz. Yumurtayı mutlaka verin, ihmal etmeyin. Yumurta önemli. Yani protein var içinde, omega 3 var, her şey var yumurtanın içinde. Ayakkabılarımı ben içeri alıyorum arkadaşlar. Leo kaçırıyor. Kral da kaçırıyor. Şimdi bakın böyle sakin sakin oturuyorlar. İlk başlarda bağladığım zaman hırçındılar. Durmak istemiyorlardı bağda. Fakat bağlandıkları zaman kendilerine yem vereceğimi biliyorlar. O yüzden böyle duruyorlar. Köpeklerimi ben değişik kuru mamalarla besliyorum. Proplan'dan tutun da her markayı denedim. Fakat 3 tane köpek olduğu için bakın et suyu, yumurta, bu vitamin takviyelerini, eklemler için gerekli kuvvetlendirici, omega 3 verdiğimiz için yemin çok kalitelisine gerek yok arkadaşlar. Bakın biftekli diyor. Ondan sonra şu yem orta kalite, 70-80 lira civarında bir yem. Ve yaklaşık 20 gün yetiyor benim 3 köpeğime. Bakın devamında biraz kuru mama koyacağız. Şimdi yerse Leo'muz, ne maşallah. Şunu da kralımıza vereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi gelirken veterinere uğradım. Arsa tabi burada köpekler beton üstünde değil, sadece yemek verirken ve dinlenirken geliyorlar. Onun dışında
hareket ederlerken, koşarlarken bahçede arıyorlar sürekli. Yatıp yuvarlanıyorlar. Dolayısıyla toprak olduğu için kene oluyor. Özellikle yaz aylarında daha çok. Kene, bit, pireye karşı arkadaşlar, veteriner olarak bunu verdi bize. Bunu köpeğin ensesine, üç köpeğimize de birer tane aldım. Şu enselerinin şu kısımlarına tüyleri aralayıp iyicene yedireceğiz ki yalayamasınlar. Leo gel. Gel babacığım. Gel babacığım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilaçladığım için Leo'yu da veterinerden zincir almıştım. Aklıma gelmişti. İlk defa zincirledim. Zincire alışık değil. Gördüğünüz gibi gitmesin diye diğer köpeğe ilaç verirken. Evet, bunları şimdi zaten tüylerden, deriden emiş yapılacak, kana geçecek. Daha sonra da pireye ve keneye karşı köpeklerimizi bir iki ay koruyacak köpekleri. Mutlaka elimizi yıkamamız lazım bize daha yolu tutmadan önce. Arkadaşlar yemeğimiz ne durumda? Gelin bakalım birlikte. Bakın etimiz kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Yumurtalarımız da kaynadı. Eti soğumaya bırakacağım yarın vermek için. Geri kalan kısmını da ertesi gün vereceğim. Yumurtalarımızı da 2 günlük gene yaptık. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı kaynattık. Soğuk suda da biraz soğuk suya tuttum soğusun diye. Leo, gel. Leo tabii zincire alışık değil. Çok nazik. Yiyor yumurtasını. Ye bakalım. Hadi bakalım. Yuttu bir de. Bir yumurtayı götürdü. Gelin bakalım. Arkadaşlar. Rex burayı çok seviyor. Burada yatıyor herhalde. Estiği için. Evet. Haydi. Gelin biraz oyun oynayalım. Hadi bakalım gelin. Hem güneşe sıkın hem biraz kuruyun. Rex. Şimdi arkadaşlar. Katılarını yapacaklar. Bakın. Önceki dobermanların varken her tarafı pisliyorlardı. Beton vesaire. Bunlar çok akıllı asil köpekler. Gidiyorlar bahçenin içinde yapıyorlar tuvaletlerini. Bakın Leo gidiyor şimdi orada bir şeyler yapacak. Hadi gelin bakalım.
Gel bakayım. Leo sen de gel. Kapak fotoğrafını buldum. Arkadaşlar gerçekten yani ayaklarımı kaldırıyor bakın. Çok kuvvetli. Ayı postu gibi postu var. Çok kalın. Leo'cum da sevinmeyi çok seviyor. Bakın her yerden. Her yerden çıkıyor. Sıcak mı? Havalar ilkbahar olduğu zaman tam bunların ayları. Şimdi sıcağı, tabii ikisi de sıcağa karşı dayanıklı ama gene de bize bile sıcak geliyor yani şu kısa kollularla. O hayvanların kürklü hayvan. Kışın rahat ederler daha fazla. Arkadaşlar yemek yerken kavga etmişler. Rex'le Rex tabi 10 yaşında tecrübeli köpek. Her türlü köpekle kavga etti bugüne kadar. Kral da çok cesur bir köpek ama nasıl kavga edeceğini daha bilmiyor. Bakın bu kulakları göstereyim size. Kulaklarını arkadaşlar çobanlar niye kesiyor gördüğünüz için. Bakın kavgada hep kulaklardan kapıyorlar. Görüyor musunuz köpeğin kulaklarını? Bakın bu kulağını da görün. Yemek kavgası yaptıkları zaman bakın bu kulakları çok rahat. İlk başta hayvanın kulaklarını kapıyorlar hemen. Ve yaralıyorlar. O yüzden çobanlar da kurt vesaire kavga ettikleri zaman diğer köpeklerle zarar görmesinler diye kulaklarını kesiyorlar akbaşların ve kangalların. Şekilde daha da yani örneğini gördünüz gibi kulakları yara içinde. Niye yemek kavgası yapıyorlar? Bakın av köpeğiyle bile yani. Kurtla kavga ettiğini düşünün. Yani bu kulakları paramparça eder kurt. Direkt kapacağı yer o. O yüzden hani bazı arkadaşlar kızıyorlar çobanlara. Niye kulaklarını kesiyorlar hayvanın diye. İşte sebebi bu arkadaşlar. Yani köpeğin zarar görmemesi için daha fazla. Evet arkadaşlar. Bugün köpeklerimizin günlük bakımlarını yaptık. Köpeklerimizi aldıktan sonra hangi boya geldiler, hangi kiloya geldiler onları sizlere gösterdik. Ne veriyoruz, ne pişiriyoruz, nasıl besliyoruz bunları gösterdim sizlere. Köpek sahibi olmak isteyen arkadaşlar için bir nebze aydınlatıcı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz size uygun şekilde. Bize bu şekilde uyuyor. Biz bu şekilde güzel baktığımızı düşünüyoruz köpeklerimize. Sizlerin de yorumları bizim için önemli. Kanalımıza beğeni bırakıp abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bugün itibariyle 1500 aboneye yaklaştık. İnşallah hızlı bir şekilde abone sayımız artıyor. Sizlerin destekleri bizim için önemli. Elimizden geldiğince faydalı videolar çekmeye amaçlıyoruz. Eğlenceli videolar çekmek istiyoruz sizler için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.